Frenziyi çekiyor. Pek o kadar seri yapmış ki Serhat kafasını da yere vurmuş. Yani o kadar o anlamada galip geliyor. Çok güçlü bir manavgat güreşleri geçirdi. Yani 40 yıl öncesi Hüseyin Gümüşhanı'ndan sonra Ali Gürbüz'de ve Tanju Gemici'de. Şunu katılıyorum. Ben çok önde görüyorum şunu. Yapıyor bu suplexleri. Soyadı Osman Aynur gibi bir isme yapıyor yani. Osman Aynur da bayağı sinirlenmiş. Ayaklarını yerden kestiği anda bitti zaten. Çok güzel bir yemiş. Kullandırmış altın. Böyle bir geniş kim görmüştür son zamanlarda? Ben abi böyle bir şey yok ya. Recep Kara böyle bir ustalık yapmış ki geçen sene yani son Kırkpınar şampiyonluğunda böyle yemiş. Nasıl bir geniştir abi o ya? Nasıl bir geniştir yani? Resmen ya ben Cengiz Şipşek'in Orhan Okulu'ya attığı salt şey suplexten daha etkili olarak görüyorum bunu. Zaten bitmişti yani. Enes Doğan çok da takatı kalmadığı için, enerjisi kalmadığı için herhalde devam istemedi. Abi Ali Gürbüz diyorum, başka bir şey demiyorum. Çok yani İsmail Balaban'a yapıyor bu oyunu. Yani çok değişik. Çok hoşuma gitti benim bu oyun. İlk defa gördüm diyebilirim. Hani bunun çeşitli varyantları var ama şu pozisyonda, bu tarz bir pozisyonda yapması çok ilginç. Ve tarihin en efsanevi galibiyetlerinden biri diye düşünüyorum ben. Osman Kan çok zekice bir hareket yaptı. Kürşat Korkmaz oradan kasnaktan, dış kazıktan yüklenip açmayı düşündü ama ben de ilk başta Kürşat Korkmaz'ı kazandı diye düşünmüştüm. Ama olay çok farklı çıktı. İkinci, üçüncü defa izleyince. Bakın bunu bir kere denedi. Kürşat Korkmaz kazıp, dış kazıktan yükleneyim derken ya Osman Kan böyle kendini öbür tarafa fırlatarak o kazıktaki kolla beraber Kürşat Korkmaz'ı açtı. Bakın. Daha net görüntüsü de var burada. Bak. Ben ilk başta Osman Kan açıldı diye düşündüm. Osman Kan açıldı yeni diye düşündüm. Bakın burada daha net görünüyor. Bir sonrakinde daha net görünecek. Yani efsanevi bir galibiyet. Çok zekice bir hareket. Yani onu düşünebilmesi çok önemli. Bakın. Kafaya basıyor. Kendisini bir anda yemeğiyle oraya atıyor. Bakın şu arada gitti. Yani Kürşat o hareketle beraber, o oyunla beraber açıldığı için Kürşat'ın yaptığı bir oyun yok orada. Budamayı denedi. İki tane bariz denediği oyun vardı. Bakın yine paça, kasnak ayağını takıyor. Takmaya çalışıyor. Ama Ali Gürbüz kasnaktan menzile girdiği anda çekti. Burada İsmail Balaban künde yemekten bence sakındı. Çünkü burada ayağının üstüne gitse Ali Gürbüz tam böyle bekledi. Ayağının üstüne gitse o yumeyle o künde geçer. Ali Gürbüz o kündeye daha önce atmıştı da var. Döneyim kurtarayım derdi kündeden seri halde. Ama Ali Gürbüz bacağı yakalamıştı. Ali Gürbüz fark ettiği anda yapıştırdı yani. İsmail Balaban pozisyon gereği bacakta kaldı. Çok yanlış bir durumda olduğunu fark etti. Geri dönmek istedi ama geri dönerken de Ali Gürbüz'e yakalandı. Ya burada devam ettirse ne olurdu? Ya büyük oranda künde yemezdi belki ama yine puanı verirdi diye düşünüyorum. Ali İsmail Balaban orada bir anda döneyim kurtarayım diye düşündü.
İşte günün en güzel olayı diyebiliriz. Böyle bir yediş gördünüz mü? Allah Cengiz burada mağlup olmuş ya. Var mı da bunun bir örneği ya? Bunu böyle arşivlemek lazım. O yönden bak. Tamam, güzel, eğlendirici. Bak, başarılı olmuşlar yani gerçekten. Belki tarihe not düşecek bir yeniş olmuş ya. Ali Gürbüz Salih Dorun'la, Salih Eriş'le. Bakın, Ali Gürbüz judo yapmıyor, araba oyununu yapıyor. İlk defa Recep Karay'a yaptığında görmüştük bu oyunu, geçen sene. Bakın, oradan kolu çekti, ensesine attı. Çok efsane bir galibiyet ya. Ali... Ve burayı izleyin, puanlama. Bakın, muhtemelen burada Seçkin Doğan puanı aldı, yitirmiyor. Biraz da kızmış herhalde Hamza Köseoğlu'na. Oradan bir de süplek sakıyor. Tam yapamasa da herhalde orada açık düşüş, süplekse açık düştüğünden dolayı verdiler herhalde. Bakın. Hamza Köseoğlu bu konuda çok yetenekli. Bu şekilde mağlubiyetler alıyor, galibiyetler alıyor. Aldığı galibiyetler çok enteresan. Aldığı mağlubiyetler çok enteresan. Şurada zaten vermiş bence şu noktayı. Vermesi lazım. İyi düşünüyorlar. Ama devamlı güzel bir süplek satmış. Tam atamamış muhtemelen. Belki... Evet, Yeşilci gibi ismi çıkardı ya. Ve... Ya ben yılın gelişi diyorum buna. Abi böyle bir geliş yok ya. Serdar Yıldırım Uslu Arslan'ı. Ya böyle bir geliş yok arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm. Belki de ilk defa görülmüştür. Ya çok zor bir geliş. Son anda bir şey denemiş ama o da tutmuş yani. Bir şey denemiş, tutmuş. Evet, uyguladı. Ya bu Mustafa Doğan Özkaya ya böyle bir galibiyet, bunu koyalım ya shorts videosu olarak, burayı keselim. Abi resmen kırbaç vurdu ya Fatih Atlı'ya, bakın. Ya o esneklikle bu galibiyeti alabiliyorsun ya. Zaten o kadar esnek olmasa bu galibiyeti alamazdı yani. Mustafa Doğan Özkaya